Herkese iyi günler. Ben Furkan Danacı. Bugün size yavaşlayan bilgisayarınızı nasıl hızlandıracağınızı göstereceğim. Yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar sizden tek ricam vereceğim işlem işinize yarar ise arkadaşlar sizden tek isteğim şu siteye ziyaret etmeniz. Gördüğünüz gibi istediğiniz programlar var. Arkadaşlar şimdi hiç uzatmadan sözü geçelim, bilgisayarımızı hızlandırmayı tuşlarına vereceğim arkadaşlar. Bu aşamaları yaptığımızda bilgisayarımızda hızla görülür bir gözle görülür bir hızlanma olacaktır. Şimdi arkadaşlar ilk olarak başlata çalıştır yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Arkadaşlar ilk önce Shift bir de klavyemizde bulunan 5 tuşuna basarak %100 işareti yapıyoruz ve Temp yazıyoruz. Aynı Shift ve 5 tuşuna basarak %100 işaretini yapıyoruz ve tamama basıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada birikmiş dosyalar var. Şu anda çalışan uygulamalar silinmez zaten. Şimdi arkadaşlar Ctrl A yapıp hepsini seçiyoruz ve Delete'ye basıyoruz arkadaşlar. Okeyledik. Şu anda silinme işlemi başladı. Çalışan işlemler arkadaşlar çalışan sistemler için atla diye tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu işlem bu kadar. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Çalıştıra geliyoruz. Bu seferki ise %100 işaretler olmadan sadece temp. Yalnızken temp yazıyoruz. Temp yazdık arkadaşlar. Okeyledik yine. Bu böyle bir şekilde uyarı çıkacak. Yine enter'lıyoruz. Devam dedik. Yine aynı şekilde Ctrl A yaparak Delete'ye basıyoruz. Evet diyoruz. Yine aynı şekilde atla diyoruz. Çalışan işlem Avast olduğu için, Avast program açık olduğu için bunu silmiyor. Şimdi arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra geleceğin şunun kutusundan da silelim. Daha sonra arkadaşlar bu ekran kartı modeline göre değişir. Benim ekran kartı modelim AMD ATI kısacası. Şimdi arkadaşlar her ekran kartının olduğu gibi bir kısa yolu vardır. Bu ekran kartlarında ayarları vardır arkadaşlar. İşte ne bileyim parlaklık olsun, kontrastlık olsun ayarlayabileceğimiz bir menüsü vardır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar genellikle sağ tıkladığımızda Nvidia olsun, ATI olsun, Intel olsun hepsinde kısa yol genellikle oluyor arkadaşlar. Şimdi sağ tıkladım. Ctrl Control Center'a tıklıyorum. Önüme bu şekilde bir menü gelecek arkadaşlar. Bu menüden arkadaşlar ilk olarak arkadaşlar performansa tıklıyoruz. AMD OR3. Siz de burada ekran kartınız hangisi ise bu bölüme ulaşın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar fan hızı %30 gördüğünüz gibi. Burayı bu şekilde size yapmanızı öneririm. Yani fan ne kadar hızlı çalışırsa performans da o kadar artar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de güç var arkadaşlar burada menüde. Power Play yani Subray kasamızda bulunan Subway Surf yani güce kasaya anakarta veren güç budur arkadaşlar. Şu an arkadaşlar burada sizde pil ömrünü en üst düzeye getir ya da performansı en üst düzeye getir vardır arkadaşlar. Bunların ikisinin de arkadaşlar performansını en üst düzeye getiri seçiyoruz arkadaşlar. Power Play'de etkin olacak tabii ki arkadaşlar. Güç kaynağı takılı. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ilk olarak ben varsayımlar yapayım. Burası bu şekilde olacak arkadaşlar. Performansı en üst düzeye getir diyoruz. Uygula diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar gözle görülür bir artış olacaktır arkadaşlar. Ben Furkan Danacı. Bu işlemleri yaptıysanız arkadaşlar sizden ricam bu siteye girip 1 dakikanızı ayırıp beğenmenizdir. Herkese iyi günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.